Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomun konusu su orucu yapmaya karar verdim ve onu da kısa kısa böyle çekip günlük olarak paylaşmak istedim. 10 gün boyunca su orucu yapacağım. Sağlığa faydalarının falan olduğunu okudum. Hastalığı olanlara yan etkileri de varmış. O yüzden dikkat edin. Bu video bunu yapmanız için size bir referans değildir. Sadece kendi deneyimlerimi paylaştım. YouTube kanalıma bunları da atmak istedim. Bugün birinci günüm. Dün gece saat 10'dan itibaren yemek yemedim ve bugün saat şu anda 10.30 civarı birinci gün, acıkmadım. Hatta sabah çok erken uyandım. Yürüyüşe çıktım. 5000 adıma yakın yürüdüm. Eve geldim sonra işte. Ama insan yemek yemeyince böyle hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor. Öyle düşünüyorum diyeyim size şu anda. Yemek yemedim mesela, kahvaltı yapmadım. Şu an kahvaltı saatim çoktan geçti. Hala su içmeye devam ediyorum. Yaz ayı, Temmuz ayı ve Japonya gerçekten sıcak şu anda yani. 38-39 derece. Bakalım nasıl geçecek. Birinci günüm, şu anda herhangi bir açlık yok. Hiçbir şey hissetmiyorum yani. İyiyim. Zihinsel olarak zaten yemek yemediğim zamanlarda kendimi daha iyi hissettiğimi Ramazan aylarından deneyimlemelerim var. O yüzden zihinsel olarak kendimi bana daha iyi hissettiriyor. Ama şu an sorun zihinsel değil, bedensel olarak da kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Sürekli üzerimde aşırı bir yorgunluk var. Ama bakalım bu su orucu işe yarayacak mı bende? Başkalarında işe yaradığı için yapmıyorum. Başkaları bunu ne için yaptı bilmiyorum. Ben sağlığım daha iyi olsun. Bir de Japon bir bilim adamı var. Nobel ödülü almış. Yani aralıklı fasting yaparak bir ödül almış. Onu da internette aratarak bulabilirsiniz. Onun şeylerini okudum. Yani vücut kendini yenilemeye başlıyor 18 saat açlıktan sonra. Artık toksinleri vesaireleri, onlarda tekrar enerji var olabilir düşüncesiyle tekrar onları kullanmaya başlıyor. Vücutta yıllarca biriken toksinleri. Bu da hücre yenilenmesine neden oluyor. Otofaji deniyor buna. Japonca öyle deniyor ama Türkçe ne deniyor bilmiyorum yani. Hücre kendi kendini yeniliyor. Ben de deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bugün birinci gün. Şu anda birinci günün daha saat 10.30. Ara ara yine gün sonlarında videolar çekmek istiyorum. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Gün içerisinde tekrar görüşürüz. Hepinize tekrar merhabalar. Yeniden karşınızdayım. Henüz daha birinci gün bitmedi. Ama ben tekrardan bir bilgilendirme yapmak istedim. Saat şu an 16. Yani akşam olmak üzere. Öğlen vakti gibi falan kendimi çok böyle bir yorgun hissettim. Uyumak istedim. Ve 2-3 saat uyudum. Demiş olduğum gibi saat şu anda 4 civarı. Ve bir arkadaşım aradı. Denize gitmek ister misin diye sordu. Ben de bu teklifini kabul ettim. Hiçbir şey yememiş olmama rağmen öğlen vakti kendimi biraz halsiz hissettim. Ancak şu an hala da hiçbir şey yemedim ama su içtim yani 1 litreye yakın. Ve kendimi o kadar çok enerjik hissediyorum ki hiç daha önce böyle olmamıştım. Günde 2 öğün, 3 öğün muhakkak yiyip abur cubur yiyen bir insanım yani. Tatlıydı vesaire bir şeydi. Ve kendime inanamıyorum şu anda. Umarım bu kendime vermiş olduğum sözü tutabilirim. Önüme koyduğum bu hedefi de başarıyla tamamlarsam benim için iyi bir şey olacak tabii ki. Kısa böyle bir bilgilendirmek istedim. Tekrar akşam görüşürüz. Son durumu da yani birinci günün sonunda ne oldu? Akşam onu da paylaşırım. Kenarıma geldim ve tabii ki sadece su aldım marketten kendime. Güneş batarken. Evet, tekrar yine ben geldim. İzlemiş olduğunuz gibi denize gittim. Aç karnına hiçbir şey yemeden 1 saate yakın yüzdüm. Daha sonra tekrar su içtim ve kumsalda biraz vakit geçirdim ve görmüş olduğunuz gibi akşam oldu. Eve geldim. Şu anda tam olarak 23 saat oldu ve 23 saattir sadece su içiyorum. Bu benim için bir rekor. Belki daha farklı deneyimleri olanlar vardır. Onlara saygı duyuyorum ama 23 saattir yemek yemedim ve işin ilginç tarafı gerçek anlamda bir açlık hissetmiyorum şu anda. Hani şu olsa da yesem, hani şöyle bir şeyler de yesem, şunları yiyeceğim falan, bu bitince falan diye hiç öyle bir şey yok. Birinci gün bence gün sonu vermek gerekirse gayet yani herhalde o kadar çok yemişim ki demek ki bir yıl yetecek kadar yiyecek biriktirmiş miyim içimde. Böyle bir şey tıbben mümkün olmadığını biliyorum ama yani 23 saatte hiç acıkmamam da bence normal bir durum değil. Anormal bir durum olduğunu düşünüyorum. Normalde sabah, öğlen, akşam yemek yiyoruz. Ama sabah yok, öğlen yok, akşam yok ve acıkmıyorsun. O zaman ben bu zamana kadar bu yemekleri neden yiyordum? Orası da bir ayrı bir soru yani. Birinci günün sonunda ağırlığımda herhangi bir değişme yok. Aynı kilodayım. Gram oynama yok. 99.6. Onu da kontrol ettim. Neleri söylemedim diye düşündüğümde. İlk gün böyle geçti. İkinci günde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bay bay diyorum. Birinci günün sonu
Ve hala merhaba iyiyim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci günüm bu deneyimimin. Ama şunu söylemem gerekiyor ki ikinci gün gerçekten zor geçiyor. Saat 9 gibi falan uyandım. Biraz su içtim. Daha sonra şu an kendimi yorgun hissediyorum. Dünkü gibi bugün yürüyüş yapamadım. Denize gidemedim. Karnım acıkmakla acıkmamak arasında bir yerde. Tam olarak acıkmış değil ama böyle bir yemek videoları falan görünce acaba diyorum yeter bu kadar yesem mi diye düşünüyorum. İkinci gün biraz daha zor geçiyor. Bazen kendimi ilk güne göre daha halsiz hissettiğim zaman olabiliyor. Bacaklarımda böyle ağrı hissediyorum böyle bir ya da güçsüzlükten dolayı mı kaynaklı onu da bilmiyorum. Ama herhangi bir kilo olarak bir değişim bugün de şu an için söz konusu değil. Bakalım gün sonunda neler olacak. Gerçekten hava da sıcak. Yaklaşık 2 litreye yakın su içtim şu anda. Evden hiç dışarı çıkmadım ama böyle bir his olarak bir değişik bir durumlar içerisindeyim. Nasıl bir durumlar içerisinde olduğumu kendim bile kelimelerle tam ifade edemiyorum. Bazen böyle zihnim çok berraklaşıyor. Bazen birden bulanıklaşıyor. Yani yeni bir şeylerle ilgilenmek istiyorum. Motivasyonumu sağlayamıyorum. Daha doğrusu konsantre olamıyorum. İkinci günüm biraz zor geçiyor. Umarım ilerleyen günlerde daha normale döner. Eğer çok daha değişik hissedersem yavaş yavaş yemeye başlamayı da düşünüyorum. Ya da 3 günde veya 5 günde de sonlandırabilirim. Şu an bilmiyorum ve bugün gerçekten fazlasıyla zor. Bakalım gün sonunu getirebilecek miyim? Ne kadar dayanabileceğim bunu ben de bilmiyorum. Daha önce hiçbir deneyimlemediğim bir şey olduğu için kayıt altına almak istedim. Aslında videoyu almak gibi bir düşüncem yoktu. Neyse akşama doğru görüşürüz. Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Açlık orucumuzun ikinci gününden. Şu an akşam üzeri saat 6-6.30 civarları falan. Ama gördüğünüz gibi kendimi çok iyi hissediyorum hala. Çünkü orucu bozdum arkadaşlar. Öyle okunduğu gibi, görüldüğü gibi kolay bir şey değilmiş. Bunu fark ettim. Yani birdenbire açlık atakları başladı. Dün hiçbir şeyim yoktu. Gayet çok iyiydim. Yani ilk 24 saat mükemmeldim. Sonra sabah oldu. Kendimi halsiz hissettim biraz. Yürüyüşe falan çıkamadım. Su içtim yine biraz. Böyle bir uyudum. Yine iyiydim. Daha sonra şey oldu böyle. Bacaklarıma falan böyle bir vücudum çekilmeye başladı böyle. Bacaklarım, kalbim, akciğer bölgelerim. Yani bütün organlarımı hissetmeye başladım. Dedim bu işin şakası yok. Ben bunu bırakayım en iyisi. Böyle olmayacak. Yani uyudum rüyamda kaç tane yemek gördüm anlatamam yani size. Hep yemekler böyle sarmalar. Türkiye tatilime gittiğimde yediğim kebaplar. Aklımdan bir türlü çıkmadı. 3 saat böyle 4 saat böyle 5 saat böyle 6 saat böyle su içiyorum tekrar tabii ki. Böyle bir değişik duygular ama zihnim o kadar berraklaştı ki böyle. Hiç kafamda bazı düşündüğüm şeyler vardı. O soruların cevaplarını kendi kendime verebilecek duruma geldim. Verdim daha doğrusu ama hiç öyle kolay bir şey değil. Bugün ikinci günü yani ilk 24 saat bitti. 36-40 saat saatin sonunda pes ettim ve güzel bir yemek yedim. Tabii ki Japonya'da olduğumuz için öyle kebaplar falan filan değil yani hafiften yedim. Birdenbire bağırsaklarım birbirine dolaşma ihtimali varmış. Çok hafif bir şeyler yedim yani böyle tofu deniyor burada. Fasulyeden yapılmış bir peynir. Onun da resmini bulursam koyarım buralara bir yerlere. Ondan yedim. Sonra Türkiye'den getirdiğim çekirdek vardı. 2 paket oturdum çatır çatır onları yedim. Sonra ne yedim başka? Çilek yedim. Karpuz yedim. Böyle yaz meyveleri falan böyle ama aşırı lezzetli. Her şey o kadar lezzetli geldi ki bana. Ara sıra bundan sonra bunu muhakkak yapacağım. Çünkü gayet çok iyi hissediyorsunuz kendinizi. Yemeklerden bir tat falan alamıyordum. Aynı şeyleri yememe rağmen bir tat aldım. Tabii ki iki günde merak edenler varsa yani kilogram olarak hiçbir şey kaybetmedim. Hiçbir şey eksilmedi yani. Ama yağ kütlemde %1,5'a varan bir düşüş yaşadım. Eğer tartınız ölçüyorsa orada tartabilirsiniz. İlk gün bir, ikinci gün zaten 24 saate dolduramadığım için yarım puan. Ağırlık olarak bir şey değişmedi. Sadece yağ kütlemde çok hafif bir azalma oldu. Benim anladığım herhalde vücudum karbonhidrat mı diyorlar. Çok bu konularda çok bilgisayar sahibi değilim. O yüzden yanlış bir şey söyleyebilirim. Çok dikkate almayın. Demek istediğim yani karbonhidratı, proteini vesaireyi bitirdi. Vücut tam yağları yakmaya başladı ve ataklar geçirmeye başladı. Yani yağ yakması demek ki çok kolay bir şey değil. Vücut diyor ki hadi ye, hadi ye, 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 ye. Böyle saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Bunu hayal alemine yani rüyalarıma girmeye başladı yemekler. O yüzden havalar da çok sıcaktı. O yüzden biraz daha dayanamadım. Bugün de dedim yürüyüşü yaparken video çekeyim dedim. Hiç dış alanlarda video çekmiyorum. Şöyle en iyisi ben yürüyüşümü yapayım. Yemek yemeye devam edeyim. Ama az yiyeyim diye kendi kendime öyle söyledim ama hayvan gibi yedim yine. Öyle işte yani. Pasifik'in kıyısından size şöyle seslenmek istedim. İnşallah bir başka video çekerim ve görüşürüz. Pek zaman bulamıyorum video yapmaya. Bunu kesmesi, montajı bir sürü şeyleri var ama. Böyle de konuşunca kendimi iyi hissediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.